Excel 2010 çözücüsünü kullanarak bir problem çözelim. Basit bir problem fakat insan eliyle çözülmesi elbette zor bir problem fakat çözücü için kolay olduğunu göreceğiz. Problemimiz şöyle. 10 çeşit kolimiz var. AB'den İ'ye kadar. Ağırlıkta da bu şekilde belirledim. Bunlar rastgele arada şekilde üretilmiş rakamlar. Rastgele arada formül üretilmiş ve bunlardan sadece 3'ünün değerini yüksek yaptım. 110, 75, 160 gibi. Şimdi bu koli tipleri bunlar. Ve bu kolilerden sadece şu an için birer tane kolimizin olduğunu, her tipten bir koli olduğumuzu kabul ediyoruz. Ctrl Enter'la bütün hanelere burayı. Böyle de bir adet sütunumuz olsun. Adet diyelim buna. Şimdi bunları problemimiz şu şekilde. Sağlı sollu iki tane sepet taşıyoruz. Marketten çıkmışız. Sağdaki soldaki sepetler eşit olsun. Yahut da bir mağazanın veya bir kamyonetin içindeki yükün sağlı sollu eşit dağılımıyla kamyonetin veya konteyner taşıyan mağazanın, tabii konteyner dediğimiz şey mağazan dediğimiz zaman tonlar söz konusu. Eğik gitmemesini sağlayacak şekilde sağlı sollu iki sepete eşit dağılımı isteyeceğiz. O zaman şöyle yapalım. İki tane sütun oluşturalım. Sepet diyelim. Bir. Yanına da hatta onu şöyle yapalım. Çekelim. Sepet 2 oldu. Şöyle biraz açalım görünsünler. Şu aşağısına burayı şimdiden renklendirelim şöyle. Diyelim ki sarı olsun burası. Sonuçta bu sepetlerimizde şu an hiçbir şey olmadığı için her bir kolinin hizasına gelecek şekilde oraya sıfır diye ilave ediyorum. Ctrl Enter. Doldur. Evet. Şimdi burada şu sepetlerimizin içindeki miktarları görebilmek için şu an sıfır var. Bir formül ilave ediyoruz şuraya. Şöyle diyelim şu şekilde. Eşittir diyelim. Topla çarpım. Şuradaki ağırlıklar F4 diyelim, burası sabitleyelim. Çünkü yine de aktarılacak. Noktalı virgül şurası. Ctrl Enter. Her ikisine de girdi. Mesela şu an sepet 1'de bir tane A kolisinden olan varsa onun ağırlığı 110 kilo. Öbürü de 28'de bir tane varsa 28 kilo. Tamam. Ve şurada da bir sütun oluşturuyorum şu şekilde. Diyorum ki buna eşittir diyorum. Birinci sepet artı ikinci sepet A kolisi için Ctrl Enter şeklinde giriyorum tekrar. Bunların her zaman için bu sütunun adet sütununa eşit olmasını daha sonra çözünürlüğün içinden sürekli bir kısıt olarak değerlendireceğiz. Burada başka ne yapacağımızı ya görelim. Sonuçta şu iki sağlı solu sepetlerin bu ikisinin her zaman için birbirine eşit olmasını isteyeceğiz ki böylece dengeyi sağlayalım. O zaman bir amaç hücresi yapalım. Eşittir diyelim. Buna mutlak. Mutlaktan gidelim. Mutlak değer olsun. Bu birinci sepet eksi ikinci sepet diyelim. Şu an 82 veriyor. Fakat biz bunu her zaman için eşit olmasını istediğimiz için bu sıfırlamasını isteyeceğiz bu sistemde. Şimdi burada notasyonu biraz daha şey yapalım. Kolay anlaşılır. Bu bölgeyi şu bölgeyi ve bu bölgeyi çerçeveliyorum çünkü burada formüller var. Bunların içinden şunun rengini farklı yapıyorum. Turuncu. Bu bir hedef hücremiz bizim. Şu bir değişik renk olsun diye. Diyelim ki kısıt hücremiz olsun. Şurası da toplamlar. Sepet toplamları. Ha, bu arada mesela şu formülü kopyalayalım. Şuraya ekleyelim ki
Burada toplam ağırlığın ne kadar olduğunu görelim. Yani şu sütun ile bu sütunu ağırlıklar ve adetler sütunu çarparak gördük. Etrafında şöyle güzel çerçevelettik mi? Tamam. Şimdi burada kısıtlarımız aslında az buçuk hazır. Ben modeli görüyorum. Siz de görebiliyor musunuz? Bilemiyorum. Fakat burada denememizi yapacağız. Şimdi çözücüyü çağıralım. Çözücü dediğimiz Excel en soldaki dosya sütunundan seçeneklerden, eklentilerden, şu aşağıda, şurada Excel eklentileri şu an göremiyorsunuz pencerenin dışında. Git dedik. Burada çözücü eklentisini ben yüklemiştim. Bu çözücünün yüklemesi bende tamam. Tamam diyorum. Çıkıyorum buradan. Şimdi veriden en sağdan çözücü görünür. Çağırdık. Evet, çözücümüz geldi. Çözücüye modelimizi anlatmamız lazım. Modelimizi şu şekilde anlatalım. Model çözücü şu şekilde soruyor. Hedef olarak ne yapmamı istiyorsun? Biz diyoruz ki bu hücreyi al. Bunu en küçük hale getir. Seçenek olarak en büyük, en küçük veya belli bir değere odaklanmasını isteyebiliriz burada. Şu an en küçüğü istiyorum. İstersek değerimizi sıfır olarak da söyleyebilirim. En küçük diyor. Hangi hücreleri değiştirerek yapmamı istiyorsun diye soruyor. Şu hücreleri değiştirerek. Bunlar ya sıfır ya bir olacak. Hizasına gelen koli ya sepet 1'de ya sepet 2'de olacak şekilde. Peki bu durumda ne yapıyoruz? Kısıtlamalarımızı da verelim. Kısıtlamalarımız şu şekilde. Ekle diyorum. Diyorum ki şuradaki kısıtlamalarım, şuradaki değerlerim benim sıfırlardan birlerden oluşacağını bildiğim için ikili diye seçiyorum. Ekledim. Bunun dışında başka ne kısıtımız var? Bunu ikili diye seçince tamam bitti artık. Yani burada tam sayı demek, şunu bunu demek veya işte şu küçük rakamdan küçük rakamdan büyük demeye gerek yok. Şu kısmı verelim. Bu kısım diyorum. Eşittir diyorum. Sepet toplam koli adetleri eşit olmasını istiyorum. Bir. Tamam diyor. Onu da ekledim çünkü. İkisi de eklendi. Ve bu problemin bir açılım problemi olduğunu biliyorum. Bu bir matris çarpım şeklinde bir doğrusal programı veya ikinci, üçüncü dereceden değerlerin olduğu bir doğrusal olmayan problem olmadığı biliyorum. Bu bir açılım. Seçeneklere şu an girmeyelim. Denememizi yapalım. Ekle. Pardon. Güzel. Çöz diyor. Şimdi burada amaç şurada kafadan bir dağılım verdik. Bunlar doğru değil tabii. Olmayabilir. Sizin yapabilir çözücü. Şuradaki iki rakamın birbirine eşit olmasını bekliyoruz. Burada 538'i gördüğümüz için bu nedir? Yaklaşık 250-269. 269-269 şeklinde dağıtabilirse o zaman demek ki her iki sepet de eşit olacak ve sonuçta aradaki fark sıfır olacak. Bakalım çözücü bunu böyle bir sonucu bulabiliyor mu? Var mı? Fakat buradaki rakamlarımız büyük olduğu için böyle bir sonuç çıkmayabilir. Çünkü bunlar eğer daha da büyük rakamlar kullansak yani binlik rakamlarda kullansak öyle bir farklı, iki farklı, üç farklı hatta 10 farklı sonucu bile bulmak pek mümkün olmayacaktır. Küçük rakamlarla olur tabii. Bu çok ucuz bir teknoloji ve çok kullanışlı bir teknoloji. İnsan eliyle çözülmesi günler hatta daha da uzun sürebilecek problemleri çok kısa bir sürede çözen gerçekten başarılı bir imkan. Excel 2010 tarafından sunulmuş. 2007'de de var, 2003'te de var. Fakat 2007'de, 2010'da özür diliyorum, çok eksi var. Şu an otuz bin dallanma yaptı. Yaklaşık 1,5 dakika sürdü herhalde. 30.000 dallanma sonucunda hala bir sonuç gelmedi. Geldi. Evet, çözücü geçerli çözüme geliştiremiyor. Yani sıfıra ulaştıramadı. Daha iyi olmadı. Demek. Tüm kısıtları karşılandı diyor. Önemli olan zaten tüm kısıtların karşılanması. Tamam diyelim. 2. Evet, dağılımı bu şekilde gördük. Yani birinci koliyi
birinci koliyi ve dokuzuncu koliyi sadece sepet 2'ye koyuyor. Geri kalanını diğer sepete koyduğu zaman 260-270 iki farklı sonucu bulduk. Başkasıyla uğraşmamış. Sıfırlayamamış. Peki birinci çözümümüz bu olsun. İkinci bir model çözelim. İkinci modelde de adetlerimizi değiştirelim. Mesela ne olsun? Diyelim ki C. Kontrol tuşuna basarak çoğaltıyorum. G, I. Bunlar ikişer tane olsun sadece. Kontrol Enter. Bak bunu yapınca ne oldu? 617'ye dönüştü. Yani sistem hemen şuradaki formül o koliler tiplerinden ikişer tane olduğunu hesaplayıp toplam 617 kiloluk bir yük olduğunu ortaya çıkardı. Evet. Şimdi burada başka bir değişiklik yapmıyoruz. Hiç başka bir değişiklik yapmıyoruz. Bunları ikileri daha da arttırabiliriz. 3, 4, 5 koli yapabiliriz. Fakat bu durumda modelimizin çözümü uzun sürebilir. O yüzden sadece şimdi 2, 2 şeklinde bıraktık. Peki bakalım şimdi. Çözücümüzü tekrar çağırıyoruz. Veriden çözücü gelsin. Evet. Hedef hücremiz değişmedi. 2. Zaten şu anki durumda yanlış zaten. 617 ile bunların toplamı 617 değil. Şimdi şöyle yapalım. Değişen hücrelerimiz yine aynı yer. Burası. Değiştirelim hatta. Diyelim ki şurası. Evet. Hedef hücrelerimiz belli. Şurası aşağıda kaldı. Şimdi burada ikili düzen yapacağız. Çünkü buradakiler 0-1 yerine 0-2 de olabilir. Özür diliyorum. Şurası sadece C kolisi için. Bu 2-0-0-2 olabilir. 1-1 de olabilir. O yüzden bu ikili düzen değil. Bunu değiştirelim. Ve bu nedir? İkili düzenin şartları 0-1 olması. 0'dan küçük olmayacak. 1'den büyük olacak. 0-1 olacak. O zaman bunu bir defa şöyle yapalım. Tam sayı. Ekledik. Aynı şekilde bunların her zaman için 2'ye eşit veya 2'den küçük olmasını isteyeceğiz. Sepetlerin içeriklerini ekle. Aynı zamanda bunların tekrar büyük eşit 0 olmasını veriyoruz. Tamam dedik. Ve bütün kısıtlarımız şu an geldi. Bu sorunun da aynı şekilde bu problemin de bir açılım olduğunu, yani bir matris hesaplaması şeklinde değil de bir 0-1'lerin dallanması, 0-1-2'lerin dallanması şeklinde olduğunu biliyoruz. Çözelim. Çözüyoruz. Bu çift çekirdekli bir Intel çift çekirdekli bir laptop. Bunun hızı belli. Daha hızlı makine. Yahut da çözücünün daha üst parayla almış olan modelleri kullanırsa daha büyük modelli parametreli şeyleri çözebilir. Çözücü geçerli çözümü geliştiremiyor diyor. Daha fazla bir şey olamaz. Tüm kısıtlar karşılandı diyor. Bakıyoruz aradaki farkı 309, 308, 1 demiş. Tamam diye. Bitti. Evet. Sütunumuz karşılaşma toplamlar sütun sepet toplamları buraya eşit. Toplam 309, 308, 617'ye eşit. Çözümümüz tamamdır.